Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi'nin isminden Seyrani isminin kaldırılması tartışması devam ediyor. Erciyes Üniversitesi yönetimine tepki gösteren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, isim değişikliğinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Cabbar, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Dekanlığı'nın sunduğu gerekçeyi de kabul etmediklerini kaydetti. Öncelikle Aşık Seyrani bizim Develi'mizin, Kayseri'mizin ve ülkemizin bir değeri ve Ziraat Fakültesi sizin de bildiğiniz gibi daha önceden şu anda Seyrani Kampüsü diye adlandırdığımız hayırseverlerimiz tarafından oluşturulan binalardan oluşmuş. O alanda faaliyetine devam ediyordu, eğitim hayatına. Daha sonra Kayseri Üniversitesi açıldıktan sonra bu Ziraat Fakültesi kararla Erciyes Üniversitesi'ne aktarıldı. Ama tabii hemen başında bizim değerimiz olan Aşık Seyrani'nin bir ismi yayınlanıyordu. Maalesef Erciyes Üniversitesi bizimle herhangi bir istişareye girmeden bu ismin değişikliği için bir çalışma başlatmış ve bu sonuçlandıktan sonra da bizim tepkimiz Erciyes Üniversitesi'neydi. Çünkü yine söylüyorum, bu doğru bir yaklaşım değildi. Çünkü Develi'mizin, Kayseri'mizin ve ülkemizin nasıl ki bir Aşık Veysel'leri varsa Aşık Seyrani'leri de var. Yani bu değerli şahsiyetin isminin bize danışılmadan, Develi'ye danışılmadan bu şekilde bir hareketle geriye çekilmesine biz çok üzüldük ve tepkimizi de basın açıklamasıyla bildirdik. Tekrar ediyorum, buradaki basın açıklamasındaki tepkimiz Erciyes Üniversitesi'nin almış olduğu bir kararı, ama maalesef sizin de söylediğiniz gibi bazı hem ulusal medyada hem de bazı kanallarda sanki bizim bu tepkimiz Sayın Cumhurbaşkanımızaymış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Biz de bunu yine tekrar bir basın açıklamasıyla ifade ettik böyle olmadığını. Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye neler kattığını biliyoruz ve onun adeta bir askeriyiz, bir onun bir neferiyiz ve hep de bu böyle olmaya devam edecek. Ama yine konumuzun başına gelirsek, buradaki bizim esas amacımız, üzüldüğümüz noktamız Erciyes Üniversitesi'nin böyle bir kararı alıp hem de bize danışmadan Türkiye'de yaşayan 350 bin Develi'nin gönlünü kırmış olması. İnşallah bu yanlıştan da dönülmesini ben umuyorum. Elbette ki bu konu gündeme geldikten sonra gerek Erciyes Üniversitesi Rektörümüzle gerekse de dekanlığımızla bu konuyu görüştük. Niçin böyle bir karar aldığı noktasında. Onların bizlere söyledikleri, işte şu anda Develi'deki Seyrani Kampüsü'nün ismi Seyrani, Ziraat Fakültesi'nin önündeki Seyrani ibaresi devam ettiği sürece bazı öğrencilerin sanki Ziraat Fakültesi Develi'de hala eğitimine devam ediyor noktasında bir algı karışıklığına yol açtığını ifade ettiler. Ve 1,5 yıl öncesinden böyle bir çalışmaya, bu değişiklik işlemine başladıklarını ifade ettiler. Ama biz bu sebeplere yani takılmıyoruz. Çünkü doğru bir yaklaşım olmadığını yine söylüyorum. Aşık Seyrani dediğim gibi bizim bir değerimizdir. Hiç en azından bizleri kırmadan, Develi'mizi, hayırseverlerimizi kırmadan farklı bir formatta bu değerlendirilebilirdi. Bu daha farklı bir şekilde vatandaşlarımıza yansıtılabilirdi. Örneğin Ziraat Fakültesi'nden belki alınabilir ama başka bir fakülteye aynı anda verilebilirdi. Bu tür yöntemler değerlendirilebilirdi. Ama birincisi, dediğim gibi, bize herhangi bir şekilde nezaketen de olsa danışılmaması. İkincisi de böyle bir değerimizin isminin Ziraat Fakültesi'nin önünden hiçbir gerekçe gösterilmeyerek bu şekilde tabii ki alınması bizleri çok üzdü. Biz Develi olarak belki nüfusumuz 70 bin ama ülke genelinde yaklaşık 350 bin Develi'li hemşerimiz var. Türkiye'nin değişik birçok illerinden bu karara tepki gösteren mesajlar aldık, telefonlar aldık. Biz de tepkimizi burada gösterdik. Son olarak tekrar söylüyorum, buradaki bizim tepkimiz ve üzüntümüz ya da basın açıklamasındaki amacımız Erciyes Üniversitesi'nin bu almış olduğu karara tepki göstermekti. Teşekkür ederim.